Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Türkiye'nin de 50 milyon doz sipariş ettiği için aşısı Koronavağ'ın Brezilya'daki 3. aşama testlerinden ilk sonuçlar ortaya çıktı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ile Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech aşısının ardından, Türkiye'nin de 50 milyon doz satın aldığı için aşısı koronavala ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan, Sinova'nın Covid-19 aşı adayının deneylerinde ve Brezilya'daki üretiminde işbirliği yaptığı bu enstitüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, birinci ve ikinci faz deneylerinin mükemmel sonuçlarının ardından, Koronavağ'ın üçüncü faz deneyleri tamamlandı, ifadesini kullandı. Ülkede 13 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım'da durdurulmuş ve 12 Kasım'da yeniden başlatılmıştı. Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin bu enstitüsüne aktarılması üzerine anlaşmıştı. Koronavağın klinik deneyleri Brezilya'nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya'da da yapılıyor. Aşıyı üreten Çin merkezli Sinovac Biotech şirketi, Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da 3. aşama testleri yürütüyordu. Aşının Brezilya'daki testlerinden ilk sonuçlar geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre geçtiğimiz hafta 3. aşama testlerinin tamamlandığı belirtilirken aşının %50 etkinlik barajını geçtiği ifade edildi. Ribeirão Preto Medical School'da görevli Profesör Doktor Domingo Salves aşının %95'lere varan etkinliği olduğu belirtilen diğer aşılarla kıyaslanabilir hale gelmesini beklediğini ifade ederken herkes aşının etkinlik oranının %95'in üzerinde olması bekleniyor. İlk aşamalardaki sonuçları çok iyiydi dedi. Aşı çalışmaları bu enstitüsünde yürütülüyor. Denemeler sırasında gönüllülerden 200'ünün koronavirüsüne yakalandığı, bu kişilere plasebo mu yoksa gerçek aşı mı uygulandığı açıklanmadı. Ancak bu durumun aşının etkinliğinin görülmesinde bilim insanlarına yeterli veriyi sunması bekleniyor. Enstitü direktörü Dimas Kovus, aşı ile ilgili değerlendirmeyi 5 kişiden oluşan uluslararası bir komitenin yürüttüğünü duyurdu. Komitede Çin ya da Brezilyalı bir bilim insanı bulunmadığı vurgulandı. Kovus, aşının Brezilya'dan önce Çin'de onaylanabileceğini de söyledi. Wall Street Journal'ın haberinde Çin aşısının standart bir buzdolabında saklanabildiğini ve dağıtımının daha kolay olduğunu dikkat çekti. Varlıklı ülkelerin batılı ilaç şirketlerinin ürettiği dozları satın aldığını ifade eden gazete, yoksul ülkelerin umudunun ise Çin aşısında olduğunu savundu.